Trabzonspor'da Başakşehir hazırlıkları tamamlanarak Bordo Maviller İstanbul'da konaklayacağı otele geçiş yaptı. Sakat ve hasta oyuncuları bulunan Bordo Maviller'de teknik direktör Abdullah Avcı, Bakayemen'in yerini yeni transferlerden Yunus Mallı ile dolduracak. Yunus'un Başakşehir mücadelesine 11'de başlaması beklenirken opsiyonunun fazla olması onun tek bir mevkide kalmayacağını gösteriyor. Yunus sezon başında Alman ekibi Wolfsburg'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Trabzonspor'un muhtemel 11'i ise şöyle. Kaan, Kamil, Edgar, Hugo, Farukcan, Berat, Flavio, Bakasetas, Ekuban, Yunus Mallı ve Canini. Sezon başında ön çapraz bağları kopan ve tedavi sürecini ülkesinde geçiren yeni transfer Tronsen, Bordo Mavili takımla idmanlara başlamak için Türkiye'ye geliyor. Oyuncunun dönüş sürecinin 3-4 hafta sürmesi bekleniyor. Trabzonspor personelleri tarafından karşılanan genç oyuncu daha sonra takımın kamp yaptığı otele geçerek takım arkadaşlarıyla görüştü. Başakşehir mücadelesini de tribünden takip edecek oyuncu takımla birlikte Trabzon'a dönecek. Oyuncu daha sonra bireysel antrenmanlarını yapmak üzere sahaya inecek. Oyuncunun dönüş süresinin 3-4 hafta sürmesi bekleniyor. Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir Avrupa takımlarının kıskacına girdi. Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile beraber büyük bir patlama yaşamaya başlayan Berat Özdemir, Avrupalı menajerlerin de ilgisini çekmeye başladı. İngiltere, Fransa ve Almanya'dan bazı takımların Türkiye'den yerel skuatların anlaşma yaptıkları ve Berat Özdemir hakkında bilgi topladıkları ortaya çıktı. Berat Özdemir'in futbol istatistiklerinin dışında özel hayatı ve gelecek planları ile ilgili de araştırma yapılması istendi. Bu arada Berat Özdemir'in Trabzonspor'a gelmeden önce saçlarını beyaza boyattığı ancak Abdullah Avcı'nın isteğiyle normal rengine çevirdiği de bildirildi. Trabzonspor'da Marlon'un bonservisinin alınmaması durumunda Umut Meraş için hamle yapılacağı öğrenildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Marlon'la yola devam edilmesini istiyor. Ancak kulübü Fluminense 1.2 milyon euroluk satın alma bedelinde diretiyor. Avcı da bunun üzerine Fransa 2. lig takımlarından Le Havre'da oynayan Umut Meraş'ın durumu ile ilgili bir araştırma yaptı. Fransız ekibinin 1. lige yükselme şansının düşük olmasının avantaj olduğunu yönetimle paylaştı. Eğer Le Havre bu sezonda lige çıkamazsa Umut'un kesinlikle takımda ayrılacağına inandığını söyledi. Marlon için Fluminense'nin istediği rakamdan çok daha uygununa Umut gibi bir milli takım oyuncusu alabileceklerini anlattı. Trabzonspor yönetimi Avcı'nın da talebiyle Umut için takibe devam kararı aldı. Abdullah Avcı imzalı kasketini elleriyle teslim etti. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın imzalı kasketini iş adamı ve Kırpınar ağası Seyfettin Selim satın almıştı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, 61 bin TL'den bir adet olarak satışa çıkartılan kasketi satın alan iş adamı ve Kırpınar ağası Seyfettin Selim'e kasketi teslim etti. Devre arası Trabzonspor'a transferi gerçekleşmeyince futbola küsen yıldız futbolcu hakkında bir iddia daha geldi. A-Spor yorumcusu ve Fotomaç gazetesi genel yayın yönetmeni Zeki Uzundurukan, Trabzonspor gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Zeki Uzundurukan, Başakşehir forması giyen Edin Vizcan'ın Trabzonspor'a gitmek ve Abdullah Avcı ile çalışmak istediğini belirtti. İrfan Can ile Vizcan gitti. Başakşehir'in kalbini aldılar. Vizcan nasıl dönecek bilmiyoruz da ciddi anlamda Abdullah Hoca ile çalışmak istiyor. Onu da söyleyeyim, Trabzon'a gitmek istiyor ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belezoğlu açıklamalarda bulundu. Trabzonspor zirveye her oynadığı zaman dillerinden düşmezken şimdi de Emre açıklamalarında Trabzonspor'a yer verdi. Emre, inşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'ne katılma sürecinde bu sefer UEFA'nın da kendi içinde bir sorgulaması olacak. Zorbay Küçük adlı hakem Trabzon'da kırmızı vermedi. Tüm futbol gündeminin konusu oldu. Buna karşılık bir hafta sonra çok önemli bir maça atanıyor. Hakemlerden, ofsayt çizgilerinden, var adımlarından en fazla mağdur olan takım Fenerbahçe dedi. Eyüpspor'un 4.2 milyon TL karşısında kadrosuna kattığı genç futbolcu Erencan Yardımcı'nın henüz hiç süre bulamaması hülle tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Eyüpspor'un devre arasında Galatasaray'dan 4.2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Erencan Yardımcı kayıplara karıştı. 19 yaşındaki santrfor aradan haftalar geçmesine rağmen henüz hiç forma şansı bulamadı. İlk iki maçta tribünde oturan genç futbolcu son oynanan Bodrumspor maçında kadroya alınsa da oynatılmadı. Eyüpspor'un bu tutumu sosyal medyada hülle tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Hatırlanacağı gibi bu transferin bir benzerini de Fenerbahçe'ye yapmış ve Ertuğrul'u 1 milyon euroya Boluspor'a sattığını duyurmuştu.